Araba hikayelerinden herkese merhaba. Bu ekibi hatırladınız mı? Yine biz. Şuraya bırakalım. Beraber Selanik'e gitmiştik. Çok keyifli bir yolculuk gerçekleştirmiştik bu ekip. Doymadık. Bu sefer Türkiye içinde devam ediyoruz ama izlemeyenler için tanıtalım. Sevgili Ayça'nın arabaları Ayça Çizer. Merhabalar. Ve Ceyda'cığımız. Hello. As solistimiz. Ve kanalın daimi konuğu. Ve sevgili Ahmet Arman, ben Yaman Yılmaz. Ne yapıyoruz Ahmet? Söyle bakalım. Evet, bugün 760 kilometre bir yolumuz var. Selanik'ten daha uzun. Selanik'e giderken böyle 500-550'lerde bir rotamız vardı. Bu seferki rotamız Türkiye'nin güneybatısının en ucu. Datça'ya gidiyoruz. Evet, aslında yaz gelirken kızları şöyle bir Datça'ya götürelim dedik. Biz sezonu açalım dedik. Evet, şöyle bir güneşlenelim falan değil mi? Zaten Ceyda bana telefon açtı, direkt böyle dedi. Denize girer miyiz dedi. Bikinleri yanımıza yani, alalım. Yani şu anda Mart'ın sonundayız. Mart'ın 29'u, 28'i pardon. Ama küresel ısınma var ve yaz biraz erken geliyor. Biz Ayça'yla hazırlıklarımızı yaptık. Siz arada çekimleri yaparken biz bir deniz kenarı düşünüyoruz. Kızları Instagram'a takip edin. Belki güzel deniz görüntüleri yakalarsınız diyelim. Ve bu otomobillerle aslında ne yapacağımızı açıklayalım. Tatil rotasını bir kenara bırakıp yanımızda iki tane çok yakışıklı Peugeot 5008 var. Ve bu 5008'lerin aslında en önemli özelliği bu otomobillere hibrit seçeneği geldi. Mild hibrit otomobiller ama teknik özelliklerini anlatacağız. Mild hibritin ötesinde bir hibrit gibi çalışıyor. Bütün o detaylara gireceğiz ama Ahmet, ne yapacağız challenge'da? Challenge'ımız şu. Erkekler kızlara karşı bir savaş verecek bu 760 kilometre boyunca. Ayça gel, bir sakin özleriz ya. Aynen öyle. Buradaki yarışımız tabii ki tüketim üzerine olacak. Datça'ya kadar İstanbul'dan çıkışla birlikte en az kim yakıt tüketecek? Bunu ölçmeye çalışacağız. Bunu yaparken tabii ki trafik kurallarına ve bizim koyduğumuz kurallara da riayet etmek durumundayız. Yani öyle şeytanlık yok. Biz 80 ile gittik, abi işi yakın çözdük falan yok. Belli bir sürenin içerisinde Datça'ya varmak durumundayız. Yani aslında normal... Virajlarda ama yorulmayacağız değil mi Datça'ya inerken? O sizin bileceğiniz iş. Yani aslında yol şunu söyleyelim. Çok uzun be, gerçekten uzun. Astrolistimiz biraz şikayet ediyor. Bakalım onu... Ama araba çok konforlu. Evet. Arabanın içinde onu rahat ettireceğiz 5008'er. Her türlü onun için konforu düşündüm ben. Zaten videonun ilerleyen bölümlerinde onları da göreceksiniz. Şunu söyleyelim. Bu otomobilleri öyle işte dediğimiz gibi sırf yakıt tüketme amaçlı kullanmayacağız. Yani normalde siz yola çıkıyorsunuz. Buradan Marmaris'e, Datça'ya hangi ortalamalarda gidiyorsunuz? İşte otoban hızları 140, normal hızlarda ne kadarsa biz de o ortalamalarda gideceğiz. Yani çok yavaş gitmeye de çalışmayacağız. Yüksek hızlara da çıkmayacağız. Ortalama bir insan nasıl gidiyorsa öyle gidip kimin daha az tükettiğine bakacağız. Tabii Ahmet'in ayak numarasına bakıyorum. 46'lar beni biraz üzüyor. Hayır. Benimki de çok küçük değil yani. Biliyorsun ekonomi konusunda iyiyim. Ayşe'ye bakıyorum. Gerçi Ceyda da fena değil. Dolayısıyla. Bence Ceyda sizle yarışır yani. Ama Ceyda'cığım senin boyun da zaten. Ay de bebeğim yani bu da biraz... Bir şey söyleyeceğim, ben bunu ilk defa dönüyorum. Büyük ayak olunca çok mu gaza basıyorsun? Tamam, uyduruyoruz işte. Kafayı dağıtıyorum. Farkında mısın? Sürekli kompliman yaparak yumuşatıyorum ki... Bir dönüyor, bir böyle... Rekabette fazla hırslanmasınlar, biz ığıl ığıl geçelim onları. Göreceğiz Yaman Hadi bakalım. Bey. Ilık ılık yola çıkıyor muyuz? O zaman biz... Bu ada mavisi, bazı renk kör arkadaşlar bunun için yeşil dedi ama ada mavisi ve lacivert görüyorsunuz. Efsane. Ve vallahi yeşil gibi duruyor. Efendim. Hala iki renk körü. Petrol yeşili. İşte ada mavisi, Peugeot adına ada mavisi koymuş ve... Tekno gri. Biz tekno griyi seçtik tabii aynen ki. Aynen. Kızlar tekno gride yola çıkıyoruz, hadi başlayalım. Evet, görüşmek üzere. Evet, şimdi Bayramoğlu'ndan yola çıkıyoruz ama çakallık yok. Gösterge tablosunda şimdi yol bilgisayarından sıfırlıyoruz. Ahmetciğim gösterelim. Kancım hemen şuraya zoom yapalım. Şimdi birinci güzergahı basılı tuttum. Sıfırlandı ve şu anda her şey hazır.
sevgili kameramanımız Kaan'dan da rica edelim. Yanındaki şeytan ekipten de rica edelim. O sıfırlamayı yapalım. Görüntüyü al Kaan'cığım. Biz kayıt olsun. Biz şike mike yok. Biz son derece dürüstüz. Gördüğünüz gibi bizde numara yok. Gayet güzel sıfırlamışız. Hatta acele etmişiz de ondan gösterememişiz. Kadran burada. Buyurun çekin efendim. Lütfen. Herkes görsün. Cümle aleme şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, nihayet sürüşe geçtik. 100 kilometreyi devirdik bile. Nasıl geçti anlamadım ben yol. Sence nasıl Ceyda? Çok şahane. Bir kere hem yolumuz güzel hem 5008 inanılmaz konforlu. Ve bu ön mesafe, bacak mesafesi çok rahat. Ayça kullanıyor zaten. Ben şu an tamamen işin keyif kısmındayım. Ben de şimdi adaptif cruise kontrolü ayarlıyorum. Hız sabitleyici devrede. Evet. Mis gibi gidiyoruz arkadaşlar. Ben de şimdi CarPlay'den güzel müzikleri ve listeyi açıyorum. Kahvemizi de aldık gördüğünüz gibi. Mis gibi yolumuza devam ediyoruz. Ahmet, Bayramoğlu'ndan çıktığımızdan beri tam 100 kilometre oldu. Bir ortalamamızı söyle istiyorsan bize. Şimdi yol bilgisayarına baktım da Yaman, böyle bir Bursa'ya yaklaşmak üzereyiz. Birazdan Budanya Sapağı'na doğru geleceğiz. 101 kilometreyi geride bıraktık. Ortalama hızımız 78 kilometre. Evet. Tüketimimiz de 6.4 litre. Normal bir tempoda geldik. Yani otoyollar neyi emrediyorsa hız ortalamasıyla geldik. Klimamız da açık. Evet kızlar, ne alemdesiniz? Biz 100 kilometreyi devirdik. Tabii doğal olarak siz de devirdiniz. Rakamları alalım önce sizden. Söylemeyiz. Önce siz söyleyin. Hadi bakalım. Ahmet'ten 3 geldi. Bizde 2,5 canım. Ya tamam, hadi herkes dürüst olsun birbirine. Kaç gerçekleri söyleyelim. 6.8. Evet, gördüğünüz üzere şu anda 0.4 oranında daha iyi gidiyoruz Ahmet'le. Umarım bu 760 kilometrenin sonucunda da böyle olur. Bizim biraz valizler ağır, yükümüz fazla, onun da etkisi var. Lütfen atlamayalım. Yanlış partner seçtin, söylüyorum sana. Ceyda Hanım'ın bavulu çok ağır. Ama bir şey söyleyeceğim, biz biraz keyfimize de düşkünüz. İşte koltuklarda masajları falan açtık. Klimamızı kökledik yani, o yüzden şarja telefonlarımızı taktık. Klima bizde de açık canım. Ahmetciğim, klimayı kapatıyoruz, bunları daha kötü geçiyoruz. Gerçekten arkamızdan geliyorsunuz bu arada. Bu kadar hırsız olmayın ya. Sonunda biz kazanacağız. Evet zaten. Arkadaşlar, bunu da lütfen altını çizelim. Deminden beri önde, gayet otoban hızında biz gidiyoruz. Arkadaşlar 85 ortalamayla falan herhalde geldiler. Evet, evet. Gerçekten de en önümüze geçmediler yani. O zaman size biraz motor sporu bilgisi vereyim. Biz tabii ikimiz de pilot olduğumuz için arkanıza giriyoruz, rüzgarınızdan faydalanıyoruz. Dirençten daha az yakıt tüketiyoruz. Bu da çakallıktır. Günün sonunda bir 600 kilometremiz daha var. Orada hesaplaşalım diyorum. O zaman 100 kilometre sonra tekrar konuşmak üzere. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar beyler. Bursa'ya geçtik, İzmir otobanına başladık ama hazır bu Bursa yakınlarındayken arkadaşlarla bir İskender yiyelim dedik. Üzerinize afiyet. Şimdi bir İskender öncesi yorumları alalım. Hangi yorumları? Son değerlendirme. Neyle ilgili falan diye. Konumuz ne? Benim keyfim yerinde. Çok. Biz acayip konforlu bir yolculuk yapıyoruz. Beni gerçekten hiç yormadan çok rahat bir şekilde geldim. Evet. Gerçekten Ayça'ydı gelirken bizim pilotumuz. Ben gayet keyifli yan koltukta tadını çıkardım. Ama onların sorduğu soru başka Ayşe'cim. Son verilere göre bir tık gerideydiniz ama... Şöyle, 90'la giden arkadaşlar bunu söylüyor. Bayağı bir... Hiç 90'la gitmedi. Gerçekten. Ama bunun kendi... üzerine, bu konuşmanın üzerine İskenderci kimin daha önce girdiğini söyleyelim. Kim daha önce girdi? Starbucks molasından önce bir soramam. 70'le geliyordunuz. Neyse ya, bu şu an çok erken bunu konuşmak için. Pabuçları yiyene kadar bu iş belli olmaz.
tadımız kaçmasın. İskenderimizi yiyelim. İzledim. Bu yakıt mevzusunu şimdilik kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle tatlı bir rekabet de var. Keyifli bir yolculuk olacak çünkü yol çok uzun, başka türlü geçmez zaten. Biz rahat, konforumuza düşkün bir şekilde gidiyoruz. Vallahi biz aslında hiç öyle challenge kafasında değiliz. Çok rahat yol alıyoruz. Ayça zaten çok usta bir şoför olduğu için yolumuz da çok güzel. Apple CarPlay'imizi açtık, müziğimizi dinliyoruz mis gibi. Siz pilotsanız biz de tecrübeli sürücüleriz. Tabii ki yani. Ama Ayça bir şey söyleyeceğim. Hakikaten 5008 çok geniş ve çok konforlu değil mi? D segmenti geniş bir aile arabası. Zaten 7 koltuklu. Bu hem kalabalık aileler için hem bagaj ihtiyacı olan aileler için oldukça iyi. Bir de çok böyle iyi. Uzun yollarda keyifle kullanıyorsun. Konfor odaklı bir araç. Evet, çok gerçekten öyle. Bu otomobildeki mild hibritten bahsetmeden otomobili anlatmak anlamsız olacak. Evet, sen şimdi mild hibrit dedin ama mild hibrit aslında son dönemde otomobil dünyasında çokça duyduğumuz bir kavram. Fakat içinde bulunduğumuz 5008 mild hibritin biraz ötesinde. Tam bir hibrit gibi değil ama tam bir mild hibrit gibi de değil. Biraz böyle daha hibrite dönük bir çalışma prensibi var Yaman. Yani birazcık böyle size elektrikli sürüş deneyimini yaşatıyor. Vallahi Ahmet, orada sana çok katılıyorum. Ben bu otomobili 2 gündür kullanıyorum. Söylediğin gibi bizim alıştığımız mild hibritler nasıldı? Otomobilin yakıt tüketimine yardım ediyorlardı, unsurdu ama hiçbir zaman sadece elektrikli gidiş yoktu. Bu otomobil söylediğin gibi normal hibritler gibi çalışan bir mild hibrit sistemi var. Ve mesela 1 kilometreye kadar sadece elektrikli olarak gidebiliyorsunuz ki ben mesela Keşfikiye'de oturuyorum. Şehir içinde otomobili kullanırken çoğu zaman bu sistemi kullanıyorum. Çok güzeldi. Bu otomobilde diğer otomobillerden farklı olarak elektrifikasyon dünyasında izleyenler, okuyanlar mutlaka bileceklerdir. Bu otomobilin şanzımanı üzerinde bir elektrik motoru var. Zaten en büyük alameti farikası da burada. Ve bu motor 21 kW gücünde Yaman ve 55 Nm'lik de otomobile ekstra güç sağlıyor. Yani 21 kW'da 28 beygir olarak sizin belki daha iyi anlayacağınız şekilde çevirebiliriz. Ve tabii ki bu veriler otomobile şöyle bir şey sağlıyor. %15 oranında yakıt tüketiminde avantaj sağlıyor. Benzer motora sahip bir makinede. Bir de ben şeyi çok sevdim. Şimdi bizim koltuklarımızda masaj özelliği var. Dolayısıyla böyle yolumuz uzun. Hadi Ceyda, açacağım bir tane. Hadi açsana. Bir sürü versiyon var işte. Kedi patisi var, neler var. Bel için, omuzlar dalga için. Dalga var, stretch var. Yani birçok versiyon var. Evet. Sanırım 6-7. Bak şimdi yüksek açıyorum. Bir evet, de ayarlar var bu arada. Düşük mü, orta mı, yüksek mi? Şimdi yolumuz çok uzun. Yol evet. Çok uzun olduğu için bu masaj o kadar keyifli geliyor ki. Bir beli ki. Alayım şimdi ben. Hadi birazcık da ben. Çok keyifli. Gerçekten ben en çok onu sevdim. Süper. Zaten hani koltuk ısıtma falan bunlar standart olarak var. Şu şey var. De güzel. Yerleşim düzeni. Evet evet. Hemen burada telefonumuzu yerleştirdik, gözlüklerimiz. Aynen. Çünkü kalabalıksınız uzun yolda. Evet. Kahvemiz derken ıvır zıvır evet. Her şeyimizi şu çok, ön panel aldı. Bu arada şurada da büyük bir saklama alanı var. Yani burayı belki siz göremiyor olabilirsiniz kameralardan ama şu orta konsol müthiş. Biz kadınların çok şeyi var. Gösteriyorum. Gözlüğümüz var. Bir gözlüğümüz daha var. Telsizimiz var. Kahvemiz var. Arada telefonlar var. Evet, bayağı kalabalık. Mikrofonlar, rujlar falan derken. Tabii. Çekime hazırlanıyoruz. Biz buraya çok sahiplenmiş durumdayız şu anda. Yalnız Ceyda, yani normal bir hızda gidiyorum gördüğün gibi. Bunlar 75'te falan mı geliyor? Hala mı arkadalar ya? İkonik far tasarımları olmasa tanıyamayacağım arkadaşlar. Evet. Aslan dişlerini görmesem hiç dikkatimi çekmeyecek. Evet, gerçekten. Yani böyle bir şey olamaz. İstersen şöyle bir örnekleme yapalım. Zaten hibrit otomobiller genellikle düşük hızlarda ve şehir içlerinde büyük bir yakıt ekonomisi sağladığı için bu otomobilin şimdi en büyük rakibi kim? Aynı grup içindeki 1.5 litrelik Bulya HDI makine. Evet. Şimdi en düşük hızlara baktığımızda dizel motor şehir içinde 6.7 litrelik bir ortalama veri sunuyor bize. Fakat hibrit 5008'e döndüğümüzde bu değer 5.1 litre. Kilometre bazında da tüketimlere baktığımız zaman işte bugünün pompa fiyatlarıyla kıyasladığımız zaman yani şehir içinde 100 kilometrelik bir rotayı bu otomobilde 228 liraya tamamlayabiliyorken dizel otomobili 286 liraya tamamlıyorsunuz. Ya aslında şehir içinde dizelden daha da ekonomik. Vallahi çok iyi bir veri bu. Ben bunu litre hesabıyla da şöyle size belirteyim aslında benzer makinelerde söyleyeyim bunu Ahmet'e ek olarak. Ortalama kullanımda yani şehir içi şehir dışı kullanımda bu hibrit sistem sayesinde 1 litrelik bir avantaj sağlarken aslında en büyük avantaj şehir içinde çıkıyor. 2,5 litreye varan
100 kilometrede avantaj var ki 2,5 kilometre de az değil ha. Aslında baktığınızda biliyorsunuz yavaş yavaş hani böyle elektrikli kullanıma doğru geçiş var. Tamamen elektrikleri artık daha çok görüyoruz ama aynı zamanda bu tarz teknolojiler de buna bir geçiş, bir basamak olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Ve dizele göre de daha çevreci olması ve bu motor sesinin olmaması, daha böyle performanslı olması bence keyifli. Bence çok iyi. Şöyle düşün, şu an biz 110'la falan gidiyoruz ve gördüğünüz gibi aracın içinde hiç ses yok. Ve dışarıda da ciddi bir rüzgar var bu arada. Bence bu uzun yolda özellikle çok keyifli. İzolasyon anlamında hem benzinli motorun olması hem de güzel bir yalıtımının olması konforunuzu daha da arttırıyor. 136 beygir gücünde arkadaşlar benzinli motorumuz 1.2 PureTech ve 230 Nm de torka sahip. Bu Multibit 48 volt elektrikli motorun katkısıyla da yaklaşık bir 28 beygir daha gerektiğinde ekstra güç sağlıyor. Aslında bu gücü de elektrikli motordan sağladığında işte yakıt tüketmiyor. Bu da uzun vadede yakıt ekonomisine katkısını sağlıyor. Ama dizelle kıyasladığımızda yine karbon emisyonu anlamında da arada ciddi fark var. Bu otomobil çok daha çevreci bir otomobil. Çevreye salınımı senin de söylediğin gibi çok daha az. Oo, bizimkiler bizi geçtiler. Gerçekten şu an gözlerim yaşardı Ayça. İnanılır gibi değil. Kesinlikle. 90 kilometre hızla gidiyor. bu arada şimdi otomobillerle ilgili tabii benim en çok sevdiğim şey, takipçiler de bilir, şu cam tavan. İçeride inanılmaz bir ferahlık hissi ve aydınlık yaratmıyor mu? Özellikle arkadakiler çok rahat edecek. Çok, gerçekten öyle ve tamamen arkaya kadar gidiyor ve sunroof da var tabii ki. Özellikle de böyle yaz aylarında falan çok keyifli oluyor. Kesinlikle. Bu arada ben hemen CarPlay'i de aktif hale getirdim arkadaşlar. Telefonumdan navigasyonumu takip edebiliyorum ama araçta da bu özellik var, size kalmış. Ben anlık olarak trafiği de gözlemlemek istediğim için bunu tercih ettim. Şu ön panel beni çok sarmalıyor. Kendimi çok özel hissediyorum. Çok çok gerçekten keyifli. Bir de ben şey seviyorum. Dokunmatik ekran tabii çok güzel. Hayatımız çok kolaylaştı. Çok teknolojik. Ama bir yandan da tuşlar vazgeçilmez, değil mi? Hem piyano gibi şık hem de böyle işte klima gibi, işte navigasyon gibi, ses açıp kapama boyutu ya. Hani böyle bakmadan da ekrana el hareketleriyle yapabileceğiniz güzel tuşlar var. Direksiyonun üzerinde de bu arada birçok kısa kontrol yol var. Kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Dijital ekrandan da istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Çok ben bir de bu direksiyon tipini Peugeot'un çok seviyorum. Özellikle SUV'lerinde çok başarılı buluyorum. Sürüş pozisyonunuzu doğru konumlandırdığınızda direksiyon ekranın altında kalıyor ve çok rahat bir şekilde tüm panele hakim olabiliyorsunuz. Evet. Otomobil 0-100 hızlanması 10 saniye. Maksimumuzda şu anda biz otobandayız. Gerçi otoban hızlarında gidiyor. Şu anda mesela 110'la gidiyor Ahmet. Ama 200 kilometreye kadarlık da bir maksimumumuz var. 500. kilometrede şu anda ortalamanız kaç Ayşe Hanım, Ceyda Hanım? 6.7 sevgili Ceyda ile beraber. Evet, bizim 6.6. Yaman Bey geçti son bir 100 kilometrede direksiyona. Biraz yükseltti ortalamayı. Ama fena değiliz, öndeyiz. Önde de bitireceğimizi mikrofonu düşünüyorum. Almak zorundayım. Mikrofonu almak zorundayım. Kanka biz de ama şey yapıyoruz biz de, değil mi? Birbirimize düşüyoruz değil mi? Düşüyoruz. Yok şu anda 0.4 olan farkımız 0.1'e düştü. İzmir'den çıktıktan sonra aynı otobanında Ceyda Hanım biraz ayağını gazdan çekti, onu fark ediyorum. Ya aslında şöyle, biz bir ara gaza geldik. Biz oyuna gelmedik arkadaşlar. Gaza hiç gelmedik. Ayça, itiraf edelim, geldik. Edelim. Bir ara yetişelim diye çok bastık ama Allah'tan yani aradaki farkı kapattık. Bu şeytan arkadaşlar, bu ikisi. Feribot bileti mi almışlar? Abi, feribottan girmişler navigasyona. Yani Bodrum'dan feribota binecekler, hiç yakıt tüketmeden tak Marmaris'e indirecekler. Orada bizi yendiler. Sonra Allah'tan benim akıllı arkadaşım, akıllı ortağım dedi ki, siz dedi ne yapıyorsunuz ya? Evet Ayça Hanım. Hiç alakası yok. Biz doğru olanı yaptık arkadaşlar. Sonuçta bir challenge'dı ve en az ve en kısa sürede giden kazanacaktı ve rotamız gayet doğruydu. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Siz bize feribota binemezsiniz demediniz ki. Evet. Yani Datça'da buluşacağız dediniz. Evet, buluşacağız. Biz sonuç odaklıyız arkadaşlar. Daha Sabiha'da da inebilirdi aslında. Beni Marmaris'ten alın dalamanlar. Bu da olabilir. Arada. Ama günün sonunda iyi gidiyoruz değil mi? Güzel. Evet, hadi. O zaman. Işık yavaş yavaş düşmeden yola tekrar koyulalım.
Bu arada 790 litre bagaj hacmi, koltukları yatırınca 1940 litreye kadar çıkıyor. Yani gerçekten ev bile taşıyabilirsiniz. Kesinlikle. Bence. İşte onu diyorum, ihtiyacına göre. Bir de arka koltuklar o kadar modüler ki arkadaşlar, farklı farklı katlayıp ayarlayıp, o arkadaki kaydırıp. Zaten 7 kişilik dedik biliyorsunuz. Arkadaki 2 koltuğu ayrıca çıkarsa da biliyorsunuz, evet, araç dışına. Dolayısıyla daha da geniş bir alan elde edebiliyorsunuz. Tamamen fonksiyonel, ergonomik, modüler bir yapısı var. Doğru. Kendi ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. İçeride muhteşem bir ses sistemi var. Focal ses sistemi gerçekten üst seviye bir ses sistemi. İzolasyon da iyi olunca arkadaşlar keyifli müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Gerçekten öyle. Biz bayağı şarkı söyleye söyleye gidiyoruz yola. Kameraları kapattıktan sonra tekrar o moda geri döneceğiz. Alıştığımız EAT 8 otomatik şanzıman yok bu otomobilde. 6 ileri çift kavramalı bir şanzıman var. Evet. Ve bu arada yeni Peugeot'lara da bu şanzıman gelecekmiş. Onu evet, da öğrendim yani 3008'e vesaireye. Biliyorsun ki otomobil dünyasında Volkswagen tarafında, yani özellikle Almanların bir çift kavramalı DSG hakimiyeti vardı. Ta ki PSA grubunun ve Stellantis grubunun EAT şanzımanları sunmasıyla birlikte önce 6 kademeliler geldi, sonra 8'ler geldi. Son derece güzel, sarsıntısız, sessiz geçişlere sahip. Şimdi bu otomobilde çift kavram var. Yine Aizen imzalı. Yine Aizen'le çalışmışlar, evet, bu şanzımanda da. Senin söylediğin gibi ben de şu anda İzmir Otobanı'nda kullanıyorum bu otomobili. Son derece geçişleri sarsıntısız ve konforlu. Şurada ayrıca şu tuşlardan da bahsedelim mi Ceyda? Evet, ben çok evet, seviyorum bu alanı. Çok. Bu alanın böyle kargacık kurgacık viteslerle falan hani donmamış olmaması benim çok hoşuma gidiyor. Ya şimdi beylere biz sorsan... Biz çünkü kalabalığız zaten. Hayır, beylere sorsanız onlar tabii eski usul vitesleri çok seviyorlar. Evet. Daha böyle maskülen, onlar için daha erkeksi geliyor. Biz de şu anda bu minik böyle tuşlu viteslere bayılıyoruz. Bir de aksesuar gibi. Evet, öyle, tek parmak hareketiyle hemen vites değiştiriyorsunuz. Ve burada sürüş modlarını da hemen burada değiştirebiliyorsun. Evet, mesela işte bu neler varmış Ayça? Hikayemizden dolayı arkadaşlar ben Eco'da gidiyorum. Spor, normal ve Eco mod var. 3 tane sürüş modu evet, var yani. Evet, ben verimliliği seçiyorum çünkü burada bir challenge var. ...77 kilometrenin ardından Datça'ya ulaştık. Şu anda Datça'nın limanındayız, tam merkezindeyiz. Ve bu mücadelenin, bu yoğun mücadelenin galibi kim olduğuya gireceğiz. Önce kızlara soralım, nasılsınız? İyiyiz. Güzel bir yolculuğu bitirdik. Sonunda geldik. Bir sahilden bir sahile. Vallahi bayram, bayram oldu sahildeydik. Evet, gerçekten. Tatlı bir yorgunluk diyebiliriz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir kere yol gerçekten çok rahat geçti. Evet, kendi adıma. Evet. Biz Ayça'yla dönüşümlü geldik. Ve ben açıkçası yorgun değilim. Ama güzel molalar da verdik bu arada. Akyaka'da güzel bir yemek yedik. Of, gerçekten çok güzeldi. Bir de o şeyin kenarında. Derenin kenarında. Tabii manzara efsane. Yemek güzel. Gerçekten beyler teşekkür ederiz. Çok güzel. Afiyet olsun. Keyifliydi. Ağırladınız bizi. Ama biz de Ayça'yla fena performans sergilemedik. Şimdi oralara geleceğiz. Geleceğiz. Yani siz arada bir numaralar çevirdiniz. Yok rüzgarla geliyoruz, yok işte. Şu an galip olduğunuzu düşünüyorsunuz değil mi? Yok, hayır, bir şeyler oldu orada. Bir henüz sonucu bilmiyoruz hiçbirimiz ama. Ama bir moralleriniz bozuk. Moralimiz bozuk değil. Kendimize inancımız var. Şöyle, kendi ortalamamızı gördüğümüzde çıktığımız noktadan buraya hibrit bir araçla, benzinli, tabii, elektrikli motorla zaten güzel bir ortalama yakaladık. O yüzden içimiz rahat. Bir şey vallahi söyleyeyim. Aynısını konuştuk. Affedersin, sözünü kestim Ceyda'cığım. Biz de Ahmet'le aynısını konuştuk. Gerçekten otomobil az tüketiyor. Evet. Yani o ya yüzden Ahmet... bence kaybeden yok. Yok, bunu evet, bir evet. Altını çizelim. Ahmet kaç kilometreydi burası? Şu an 777 kilometre Bayramoğlu'ndan burası. Evet, biz çok yol yaptık. Biz şu an neredeyse bir depoyla. Yani hala bizim çünkü şeyimiz var. Yarım aşağı yukarı var. Bir depoyla geldik gibi oldu, evet. Ve 770 kilometre bir depoya çok, yani çok bence müthiş bir şey. Müthiş yani. Bir rakam, evet, bence evet, kesinlikle. Evet. Şurası rakamları tabii. Rakamları söyleyelim. Önce evet, kızlardan alalım, centilmenlik yapalım. Yok yok, önce siz söyle. Zaten şurada göreceksiniz. Biz 777 kilometreyi 6.3 litrelik bir ortalamayla geldik ki aslında yolun başlarında 6.1'leri, 6.2'leri de görmüştük. Evet. Sonra evet, bir 6.5, 6.6, 6.7'leri çıktı. Bir moralimiz bozuldu ama sonunda 6.3'e düşürerek buraya ulaştık. O zaman önce bir tebrik edelim. Bravo. Arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ama aradaki fark çok değil. Şimdi bizim de hakkımızı verin lütfen. Evet. Kaçla Ayça? 6.5. Gayet iyi. 6.5. Son sumolası olmasaydı 6.4'ü görmüştük. Şimdi Yaman Bey bazı numaralar tamam, çevirdi. Tamam, ben size şimdi numarayı bak, söylüyorum. Bak.
Biz o dağları indik çıktık falan. Önümüzde böyle bir frenler, hız kesmeler. Sonra o virajlardan rallici, pardon, o göbeklerden rallici edasıyla geçmeler falan. Yani bunlara girmiyoruz. Peki, bütün bunların dışında size bir soru soracağım. Evet. Bu önemli. Otomobilinizi hangi modda getirdiniz? Eko. Pardon. Yani siz? 3 farklı moddan. Normal, spor evet. Ve ekodan tabii ki biz de ekodan. Eko. Acaba dedim o detayı kaçırdınız mı? O yüzden mi? Serseyi, sevgili izleyiciler, bizim hakkımızı vereceğinize inanıyorum. Çünkü şöyle büyük bir detay var. Bu iki arkadaş da rallici, pilot, kopilot, ne ararsanız her şey var. Biz iki masum, iki tane kız çocuğu burada bunlarla yarışıyoruz. Kız çocuğu dedi ya. Kapat, kanalı kapat. Bu zaman, adil değil. Dur, müdahale ediyorum. Bu ikinci tura kalıyor. Şimdi yarın sabah buradan Gaziantep'e doğru. Bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Ya gerçekten başında da dediğim gibi 6.5, 6.3 bu büyük çok arabayla, benzinli motorla, evet. Multibit teknolojiyle zaten evet. Dizel konfor şeyinde geldik, verimliliğinde geldik. Çok bence dizel daha konforlu ayrıca. Dizel 6.7 fabrika verisi. Biz şu evet. anda şehirler arası yollarda çok, dahi dizelin evet. altında bir veri yakaladık ki. Datça yolu yani size o indiğimiz çıktığımız dağları virajları falan anlatamam evet. anlatılmaz yaşanır. Yani Ceyda'nın dediği çok doğru. Kesinlikle. Aslında özellikle tırmanışlar, virajlar evet. vesaireler dediği gibi. Ben orada mesela ortalamanın yükseleceğini düşünüyordum. Biz de. Bir de bazen orada gidiş gelişe düşüyorsun, öndeki araç performansını düşürüyor falan. Otomobil bayağı rejenerasyonu da iyi kullandığı için o çok. Evet, ayağını frenden çektiğin an güzel bir şey. Evet. Yüksek hızda da elektrikle ya da daha doğrusu yakıt harcamadan gidebiliyor olmak gayet iyiydi. Dolayısıyla Ayça'nın dediğine ek olarak hani bu kadar 7 kişilik kocaman bir SUV evet. D segmentine yer alan bu ortalamalarla gelmiş olmak başarı. İyi ki bunu bir daha söylüyorum. Gerçekten de hani biz 90'la gidelim, 80'le gidelim de yapmadık. Otoban hızlarında gittik. Hayır. Evet. 160-170 bazen geçmek durumunda evet, kaldığımız ama o, hani kısa o nadir anlar ama oldu. Ama yani ortalamamız 130. Cimer'e aynen. bildirdiler şu an. Hayır gerçekten. Hayır, şimdi gördük demek istiyoruz. KG'ye yani 0.41. Ayça çizer dalmışım satmış arkadaşım hemen. Evet, yarın Datça'da 5008 incelemeye devam ediyor olacağız. Şimdi çok yorulduk. Gidelim yatalım. Yani. Dinleyelim. Tekrar buralardayız. Aynen. Evet, dün çok uzun bir gün geçirdik ve bu uzun günü sizlere mümkün olduğu kadar aktarmaya çalıştık sevgili arkadaşlarımla birlikte. Ama daha çok biliyorsunuz ki yakıt tüketiminden ve aramızdaki o kıyasıya yarıştan bahsettik ama bu kadar 700 km yapınca ki bugün sizlere bu videoda yer alan görüntüleri çekmek için otomobili bir 200-300 km'ye yakın daha da kullandık. Ve hepimizin bu otomobille ilgili fazlasıyla izlenimi oldu. Önce kızlardan başlayalım. 5008'le ilgili ilk izlenimler, son izlenimler biraz bize bahsedin. O zaman Ceyda ile başlayalım. Evet, en baştan başlıyoruz. Birincisi, gerçekten 777 kilometre geldik ve çok konforlu geldik. İçerideki, yani benim için önemli olan bir o süspansiyonlar, direksiyonun rahat kontrol edilmesi, iki işte yaşam alanı içerisindeki masajlı koltuklar, ön konsolun genişliği, bacak mesafesinin uzunluğu. Yani ben açıkçası bir SUV hayranı olarak 5008'e bir kez daha hayran oldum. Hiç uzun yolda kullanmamıştım. Muhteşem. Bu arada buna bir detay da girmek istiyorum aslında. Dün akşam Ceyda ile konuşurken kendi bireysel kullandığı otomobilden bahsetti ve yeni bir otomobille değiştireceğini evet. anlattı bana. Orada anlatırken işte bu yeni otomobillerdeki teknolojiler vesaire
5008'deki teknolojileri istiyormuş yeni alacağı otomobilde. İşte 5008 aldıysan işte Peugeot'culara buradan bir mesaj veriyoruz. Yani işte, şerit takip evet, falan onları biraz anlatalım. Evet olmazsa olmazım. Heh. Şerit takip benim için özellikle uzun yolda müthiş konforlu bir şey. Çünkü sürekli yani direksiyonu bir kontrol altında tutmak bir kadın için çok yorucu. Benim kollarım yoruluyor. Hemen giriyorum. Bunun sebebi çok fazla telefona bakmak. Arabayı garanti altına alayım ki diyor. Telefona rahat bakayım. Bak, dışarı çıkarsa şerit takip tekrar alsın. İkincisi biliyorsunuz kendi kendine de böyle belli bir mesafede yaklaştığında duruyor ya. O muhteşem. Çünkü şimdi bazen dikkat dağınıklığı olabiliyor. Biz kadınlarda bence daha fazla oluyor. Çünkü çok fazla. Evet algılar çok daha açık. O yüzden o kendi kendine frenlemesi müthiş bir şey. Şehir içi için konuşuyorum. İki, adaptif hız kontrolü. Dilim dönmedi. Evet. Orada da şunu yaptık. Biz Ayça'yla 120'ye sabitledik. Şerit takibimizi ayarladık. Sohbet ede. Instagram'a storyler çeke. Günün sonunda bu challenge'ı kaybetmemizin sebebi biraz konforumuza da düşkün olmamızdı arkadaşlar. Özellikle ben bu hafta seyahatler üst üste geldiği için o masaj koltuğunu non-stop çalıştırdım. Meğerse işte bu masaj koltuğu bizim yakıtımızdan yiyormuş. Arkadaşlar. Klima yakıtımızdan yiyormuş. Bizi bunlara uyarmadılar. Eğer dikkat etmemiş olsaydınız. Şimdi bir dakika, 3 tane mod klima var. Klima şöyle arkadaşlar, Ceyda'nın 18 o kazak giymiş. Ceyda 18 açıyor. Ben şortlu, pardon. Gerçekten yan yattı çamura attı ya. Biz de çünkü otomobilde atlet şortla geldik değil mi yani? Hayır farkı söylüyorum. Peki bunlar ama yakıt tasarrufunu etkileyen etkenler değil mi? Gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu bize neden baştan söylemedin? Söylediğin her şey bizde de açıktı. Ben de masajı açtım, klimamız açıktı. Bizim masajımız hiç kapanmadı gelerek. Tamam. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ki dikkat etmemiş olsaydınız 6.5'u yakalamanız kolay değildi. Bu arada ay, evet yani sürüşte, sizin ortalamanız da iyiydi. İyiydi. Güzel geldi. Ama gerçekten evet, araç çok konforlu bir araç ve sunduğu bu özellikleri biz sonuna kadar Ceyda'yla kullandık. Ben de aynı zamanda aile hayatı olarak da baktığımda özellikle yazlığa giderken bu geniş bagaj hacmiyle bütün eşyalarımızı rahatlıkla sevgili eşimle kavga etmeden götürebileceğim bir araç. Ve 7 koltuk seçeneğinin olması anne babayı da alıp gidebiliriz anlamına geliyor. Bu anlamda büyük konfor sağlıyor. İster bireysel kullanın, ister ailenizle, arkadaşlarınızla nasıl istiyorsanız. 5008 uzun yıllardır kullandığımız bir otomobil zaten. Birçok farklı motor seçeneğinde kullandık. Tabii ki burada bizi en çok etkileyen şey hibrit motoruydu. Hibrit motorun hem uzun yoldaki hem şehir içindeki performansı gerçekten de otomobilin ne kadar teknolojik, elektrifikasyona ne kadar yakın bir noktaya geldiğini bize bu gezide göstermiş oldu. Ekonomi savaşında da kazandık zaten 6.5. Bir daha vurgulayayım onu. Bir şey söyleyeceğim. Bunu her seferinde bu kadar çok vurgulamak zorunda mısınız? Ama öyle başlıyoruz. Ama yani biraz 777 kilometre gelindi ya. Arkadaşlar bu başlangıçtı. Bundan sonra farklı yarışlarım olacak. Bakacağız bence de bu böyle kalmasın yarım. Yazın yeni 3008 gelecek. Belki onunla da elektrikli 3008'de de buna benzer bir şeyler yaparız deyip oraya bir şeyi bırakalım, pası bırakalım. Bırakalım. Ve kendine güvenen ekipler tekrar eşlik edebilir mi bak ya. Ve isterseniz size Marmaris'ten Datça'dan. D-A-T-C-A. Datça. Buna takılındı bugün. Evet. Buna takılındı Datça'dan. Sizlere veda edelim. Arkadaşlarımıza, sevgili Ceyda'ya, sevgili Ayça'ya ben çok teşekkür ederiz. Yine bizi çektiğiniz için, bu gezide bize katıldığınız için ne teşekkür demek, ederim. Ne demek, her zaman. Ben önemli bir şey söyleyeceğim. Videonun 38. dakikasında kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. O zaman ne diyelim, uzatmayalım. Hoşçakalın. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere.